özellikle tabii batıl itikatlar ve büyü üzerine çalışmışsınız, evet, Osmanlı toplumunda. Ne derece toplumun içinde? Önce bundan bahsedelim. Ana damarlarında, hemen her yerinde, bütün yaşam alanlarında, evinde, kapısının önünde, düşünce dünyasının içinde o kadar iç içe geçmiş ki maalesef Osmanlı toplumunda da bu böyle. Bugünün Türk toplumunda da buna benzer eğilimler ve tavırlar görüyoruz. Ama Osmanlı toplumunda tabii modern bilimlerin, pozitivizmin, modern dünyanın başlamadığı bir dönemden söz ediyoruz. Ben 1839 ve 1922 arasını aldım ama bu kısa dönemi alırken de geçmişe tabii devamlı dönüşler ve referanslar vermek durumundaydım. Çünkü bu toplumun içerisine yerleşmiş bu batıl itikatların aslında Türklerin, Osmanlı toplumunun, şimdi biz Türkiye, modern Türkiye Cumhuriyeti olarak kabul ediyoruz tabii ama Osmanlıların, bizim dedelerimizin geçmiş dinlerinden getirdikleri bir takım inanış, gelenek, görenekler ve bir takım tavırların aslında İslam'ı kabul eden Osmanlı toplumuyla, dedelerimizle harmanlayarak bütün bu yaşam biçimlerini ve bu inanış biçimlerini bugüne kadar nasıl getirdiklerini gördüm. Çok ilginç şeylerle karşılaştım. Ama en önemlisi aslında İslam'ı biraz da kaybettiğimizi, gerçek İslam'ın yolundan ayrılmış olduğumuz pek çok nokta olduğunu fark ettim. Bir Türk Müslümanlığı, bir Osmanlı Müslümanlığı diyorsak eğer burada bir durmak lazım. Çünkü Bernard Lewis'in bir ifadesi var. Hiçbir toplum yoktur ki Türkler kadar İslam'ın içerisinde kendini yoğurmuş ve kendini bu dünyanın içinde adeta yok etmiş, kaybetmiş. Kaybetmiş derken olumsuz manada söylemek istemiyorum tabii. Kendi benliğini İslam'la birleştirmiş bir toplumdur bu. Osmanlı dedelerimiz bu şekilde gelmişler ve biz de bugünün Türkiye'sinde doğru ve olması gereken bir İslami anlayış içerisinde yaşamayı arzu ediyoruz. Ben şahsen kendim böyle bir yaşam arzuluyorum. Bunun tabii uzmanı hocamız burada. Ben onun ilmine büyük bir saygı duymakla beraber haddimi aşmayarak bazı şeyler fark ettiğim için kendi günlük yaşantımda bunların tarihsel temellerini aramak gerekir diye düşünüp bu teze başladım. Hı hı. Şimdi öyle bir durum uzun ki, bir açıklama oldu ama. Yok, çok çok güzel bir açıklama güzel oldu. Güzel bir giriş oldu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurunuz hocam. Elif Hoca da tezinde vurgulamış. Şimdi o kadar çok farklı sebeplerden dolayı bu büyü meselesine başvurulmuş ki. Mesela gerekçelerini yazıyor. Osmanlı toplumunda evine bağlı olmayan kocayı karısına bağlamak. Bu çok klasiktir. Hatta bununla ilgili olarak da şunu da soracağım. Mesela bunun ak büyüsü, kara büyüsü hani... İyi de biz iyi niyetle yapıyoruz, evliliği kurtarmak için yapıyoruz demek doğru mu değil mi? Karısına ve çocuklarına karşı sert davranan erkeği biraz olsun yumuşatmak, bir kadını belirli bir erkeğe, bir erkeği belli bir kadına ısındırmak, aralarını yapmak. Bak orada da niyet iyi denilebilir yani. Hani ben çok uyumlular ya, aileler de uyuşuyor falan gibi düşünen olabilir. Gurbete giden bir kimsenin geri dönmesini sağlamak, kaybolan eşyayı bulmak. Düşmanı yenmek, kısmet çözmek, bir kimseyi başka birinden soğutmak veya ayırmak ve benzeri gibi çok çeşitli farklı konularda başvurulan önemli bir kaynak. Büyü, büyücüler, büyü kitapları. Şimdi hocam hemen baştan şunu sorayım. Var mı yok mu? Büyü yok demek de insanı dinden çıkarır. Büyüyle meşgul olmak normal demek de insanı dinden çıkarır. Var mı var? Ama dinin yasakladığı, helal göreni kafir ilan ettiği bir konu arkadaşlar. Yani büyü, sihir bir şey yok dersek Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de reddetmiş oluruz. Hadisi de ve 1400 yıllık tarihi tatbikatı da isabetli bir şey söylemiş olmayız. Popülist davranmış oluruz. Efendim var, ayette var, hadiste var, öyleyse bunlar normal şeylerdir. Bunlarla meşgul olmak normal şeylerdir dersek... Yine dinden çıkmış oluruz. Çünkü büyüyü, sihiri normal görmek, yapılır görmek, faydalı görmek kişiyi dinden çıkarır. İşin özeti bu. Elif Hocama ben saygılar sunuyorum, çalışmalarına saygımı söylüyorum. Sağ olun. Osmanlı'nın son dönemini, Cumhuriyet'e kadar olan dönemi almış. Biz din görevlileri olarak, din gönüllüleri olarak Osmanlı'ya bakışımız şu özetle hocam. Bir kere Osmanlı 4 mevsimi yaşamış koca bir imparatorluk.
ilkbaharı var, yazı var, güzü var, kışı var. Bir nevi hocamın incelediği bölüm kış bölümüne kış, maalesef. Evet, maalesef. Bendeniz hayatımda hiç ırkçı olmayı aklımdan bile geçirmedim ama Osmanlıcı oldum. Çünkü bizim ecdadımız, ecdada olan saygı cümlelerinden dolayı hocama teşekkür ediyorum. İslam'ı devlet olarak yeryüzünde nasıl tatbik edileceğini gösteren zirve örnektir.